Aslan Bey buyurunuz. Sayın Başkanım, kıymetli meclis arkadaşlarım, değerli misafirler, basınımızın kıymetli mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım, ben sözlerime başlamadan önce geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, hayatını biraz okuduğumda etkilendiğim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın hizmetlerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca rahmet diliyorum. Bunu ifade etmek isterim. Çevre Koruma Daire Başkanlığımız ve üniversitemizle birlikte toprak döküm sahası alanları belirlenecekti başkanım. Gülcemal'ın dolmasından dolayı. Sanırım böyle bir çalışma yapıldı ve Akçaabat'ta Sera Vadisi'nde gölün hemen yakınlarında bir alan tespit edildi. Bu alan sadece tek başına mı tespit edildi? Yani başka aynı anda bu işi yapabilecek başka alanlar belirlenecek mi? Şu anda sadece orasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı acil kamulaştırma kararı çıktı çünkü. Başka bir yer olduğunu ben bilmiyorum. Burayla ilgili şöyle endişelerim var başkanım. Bura ne kadar süreyle bu şehrin eğer tek başına olacaksa ne kadar süreyle şehrin hafriyat, döküm ve depolama alanı olarak burayı kaldırabilecek? Artı buradaki karayolu Derecik Vadisi'nin, o vadinin zaten trafiğini taşımakta zorlanıyor. Ben Trabzon Akçaabat arası gidip gelirken Gülcemal'deki kamyonların şeyine bakıyorum. Tren gibi gidip tren gibi geliyorlar. Yani bu aynı trafik bu Derecik aksına o trafik içerisine bu kamyonlar sokulursa bu nasıl çözülecek? Onu çok merak ediyorum. Bu konuda fikirlerinizi almak isterim. Ayrıca oradaki esnaflarımız var. Birkaç tane fabrika niteliğinde birkaç yer var. Bunların mağduriyetleri de tahmin ediyorum giderilecektir. O konuda sizin de fikirlerinizi almak istiyorum başkanım. İkinci olarak Akçaabat minibüs dönüşümü yapıldı. Bu dönüşüm başlatıldı. Gayet de güzel gidiyordu ama sonrasında bazı esnaflarımız verdikleri yetkileri geri çektiler. Dönüşüm zora girdi. Bu işin iki tarafı var. Bir kooperatif tarafı, bir de şoförler cemiyeti tarafı. Kooperatif tarafı sizde gelip ayrı görüştü. Cemiyet Şoförler Derneği ayrı gelip görüştü. Bir bakıyorsunuz bir taraf gidiyor Sayın Vekilimizle Bahar Hanım'la görüşüyor. Diğer taraf Sayın Süleyman Soylu'yla görüşüyor. Ben iki tarafında bir arada gelip bir görüşme yapıldığını görmedim. Sonuçta bu iş şu anda biraz sekteye uğratıldı. Servisler çekildi. Bu otobüs şeklinde olanlar çekildi. Akçaabat'ta ben de geçenlerde denemek için minibüs bekleyeyim dedim. Çok geç geldi ve tıklım tıklım geldi. Yani bununla çözüm nasıl üretilecek? Buradaki esnafımızın mağduriyeti giderilebilecek mi? O konuda sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Başkanım. Konya İskenderli'de karayolları yapımı sürecinde buradaki tuvaletler maalesef bu işletmeden dolayı yıkılmış. Osman Başkanım'ın konuyla ilgilendiğinden eminim ama ben de burada dikkat çekmek için söz aldığımda bunu dile getirmek istedim. Bir de başkanım Katü Kalkınma Farabi Hastanesi'ndeki bu bypass edilecek yolumuz var ya bizim yaptığımız. Onunla ilgili çalışma ne aşamada onu merak ediyorum. Çünkü çok o bölge şu anda tamamen sıkıntıya girmiş durumda. Bu yol siz yapıyorsunuz. Ben o zaman da teşekkür etmiştim. Bunun çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Ne zaman faaliyete geçeceğini sizden öğrenmek isterim. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olunuz. Sayın Aslan Güner'in çevre koruma dairemizin döküm sahalarıyla ilgili sorduğu yönelttiği soruyla ilgili şunları ifade edeyim. Biz Karadeniz Teknik Üniversitemizle birlikte bu döküm sahalarıyla ilgili çok iyi bir çalışma yaptık. Teknik bir çalışma oldu ve Trabzon'un ölçeğinde çok farklı kriterlerle
elektronik tabanlı gerçekten güzel bir rapor hazırladılar. Ve orada müsait olabilecek döküm alanlarının tamamı derece derece birbirle kıyaslanacak şekilde yer aldı. Dolayısıyla sadece Akçabat Sera Vadisi'ndeki alan değil, bir bütün olarak Trabzon'un tamamında bu alanların hangileri olabileceği üzerinde bir çalışma elimizde var. Bunu bir önceliklendirme görevi tabii ki Büyükşehir Belediyesi'nin. Bu manada bahsettiğiniz alanla ilgili olarak ben geçtiğimiz günlerde oraya gittim. Sera Vadisi'ndeki yere gittim. Oradaki mülk sahipleri ve bir kısım kiracılarla da görüştüm. Onlarla bugün benim eski genel sekreter amcım, şimdiki danışmanım Süleyman Bey de görüştü. Öğleden önce gelmişlerdi. Dolayısıyla o süreci onlarla istişareli bir şekilde yürütüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı acele kamulaştırma kararı çıktı diye yarın hemen oraya müdahil olacak değiliz. Bunu her boyutuyla oradaki insanlarla bir komisyon da kurduk. Talimatını vermiştim. Yani oradaki mülk sahipleri ve kiracılardan temsilcilerin olduğu bir komisyon kurduk. Onlarla bu süreci belli bir şekilde yöneteceğiz. İnşallah netice alırız. Bize orası yaklaşık 2 yıl süreyle ancak yetebilecek. Yani alanı itibariyle 2 yıl süreyle bizim döküm alanı ihtiyacımızı merkezde çözmüş olacağız ama alternatif yerlerimiz de var. O alternatif yerlerle ilgili de çalışıyoruz. Sorunumuz şu, burada maalesef normal arsa olmadığı gibi döküm alanı anlamında da devlete ait alanlar bulmak çok zor. Ya çok uzaktalar ya da uygunsuzlar. O nedenle kamulaştırma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Ve bu bizim için ilave bir maliyet. Bizim çok arzu ettiğimiz, tercih edeceğimiz bir yöntem değil ama neticede yarın bu hafriyatı dökecek bir yer bulunmadığında bu da çöp gibi. Yani bulmadığınız zaman sağa sola döküyor insanlar ve çok daha beter bir durum ortaya çıkıyor. O bakımdan bizim kontrolümüz altındadır. Ve süreci yakından ben de takip ediyorum. Oradaki insanlarla da mutlaka istişareli bir süreç öngörüyoruz. Yani o biraz teknik bir konu Turgay Bey. Onun doldurulma şekli biraz şeyli, böyle kademeli olduğu için biraz zor olabilir yani öyle bir şey. Onu da bir seçenek olarak ancak arkadaşlarımız masada tutuyorlar. Onu da paylaşalım. Belki bir bölümü öyle yapılabilir. Bir bölümü zaten imarda orası ağaçlandırma alanı. Yani orada herhangi bir yapı yapılması da mümkün değil normalde ama fiilen üzerinde Akçabat Belediye Başkanımız da vardı oraya gittiğimizde. Fiilen üzerinde bazı iş yerleri olduğunu da tespit ettik. Başkanım. Trafik efendim. Orayla ilgili en büyük endişem kamyonların o şeyi sağlanabilecek mi yani? Eyvallah. Yani o konu tabii bizim diğer birimlerimizle beraber de istişare ettiğimiz bir süreçtir. Oradaki trafiğin bu yolların bu trafiği kaldırıp kaldıramayacağı meselesi, diğer meseleler belki aynı anda başka bir yerde daha dolgu alanları öngörülebilir. Böylece o trafik bölünebilir. O tür tedbirleri biz alırız. Yoksa hakikaten şey olur. Orada bir kaos olabilir. Yani onu dikkate alacağız. Esnafla ilgili de söylediğim gibi yani öyle bir süreci. Onlarla beraber istişareli yürüteceğiz. Akçabat dolmuş dönüşümü bir başka önemli konu. Biliyorsunuz merkezdeki dolmuş dönüşümü büyük oranda tamamlanmak üzere. Şu anda 400'ü geçtik. Daha konforlu, daha yeni, daha güzel, daha estetik dolmuşlar şu anda Trabzon merkezde, Ortahisar'da hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar inşallah tamamı tamamlanmış olacak. Akçabat'la ilgili maalesef aynı şeyleri söyleyemiyorum. Akçabat'la ilgili süreç merkezdekinin tam tersi bir anlayışla başladı normalde. Merkezde biz daha büyük araçlar olsun arzu ettik. Şoför esnafı ve minibüsçüler esnafı buna karşı çıktılar. Akçabat'ta ise tabandan bize böyle bir talep geldi. Yani biz otobüse dönüşelim. Bu talep üzerine biz bunun ancak %50+1 muvafakatla karara bağlanabileceğini söyledik. %50+1 muvafakat fazlasıyla geldi. Noterden istedik. Fakat bunun üzerine biz de bir dönüşüm modeli kararlaştırdık UKOME'den. Ve dedik ki evet, muvafakatlar geldi. Şu model üzerine artık dönüşebilirsiniz. Neydi model? İşte 40 tane otobüs, 25 tane de 17+1 yine otobüs statüsünde minibüs olacak şekilde bir planlama yaptık. Bu sisteme dahil olmayacak minibüsler içinde şehir içerisinde iç hatlara doğru
gidileceğine şeklinde bir karar altına aldık bunu. Bu güzel bir modeldi. Ancak zaman içerisinde maalesef şöyle bir şey oldu. Normalde bu sistemin hayata geçebilmesi için muhatap kooperatifin bu otobüsleri ve minibüsleri temin etmesi gerekir. Yani belli bir sayıda bunları temin edecek ki biz bu sistemi hayata geçirebilirim. Bu sayı nedir? Yarısından bir fazlası. Ancak zaman içerisinde bu muvaffakat verenlerin büyük bölümü sonra bu sefer de muvaffakatından vazgeçtiğine dair noterden bizlere ihtarname getirdiler. Ve bugüne kadar da bu öngörülen otobüslerin alımı, minibüslerin alımını gerçekleştiremediler. Bu yıl sonuna kadar süre var. UKOME kararında 2022 yılı başına kadar eğer bu öngörülen otobüsleri ve minibüsleri temin edip sisteme sokabilirlerse o takdirde biz bu kararımızı uygulayacağız. Ancak görünen o ki bu başarılamayacak, böyle bir şey olmayacak. Çünkü şu ana kadar 9 tane sağlanabildi. Onlar da şu anda sistemden çıktılar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bunu yeniden değerlendireceğiz. Burada mağdur olmuş esnaf varsa sadece bu 9 tane otobüsü satın alan esnaftır. Onun ötesinde zaten diğerleri normal Akçabat-Trabzon hattında minibüslerini çalıştırmaya devam ettiler. Ayrıca bu 9 tane minibüs otobüsü alanların da şu anda haklarında bir şey yok. Yani elan onlar da tıpkı eskiden olduğu gibi o hatta minibüslerini tekrar çalıştırmaya devam edebilirler. Bunun önünde bir engel yok. Yani bunlar tahtitli plakaları zaten devam ediyor. Bir engel yok. Aynı anda hem otobüs hem minibüs çalışamazlardı. Şimdi otobüsten vazgeçtiklerine göre minibüs olarak eskiden olduğu gibi çalışmalarına engel bir durum yok. Geriye bu 9 tane otobüsle ilgili konu kalıyor. Onu arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz. İnşallah onların bu mağduriyetlerine de çözümüne destek olacak bir yaklaşımımız olacak önümüzdeki günlerde. O bakımdan benim bununla ilgili söyleyeceklerim bunlardır. Burada Büyükşehir Belediyesi'ne atfedilebilecek bir kusur yoktur. Net bir şekilde bu kürsüden ifade edelim. Büyükşehir Belediyesi bu konuda kararlarını zamanında almıştır. Her türlü desteği vermiştir. Ancak muhatap kooperatif öngördüğümüz şekilde bir çoğunluğu sağlayamadığı gibi öngördüğümüz sayıda otobüsü de alıp işletmeye sokamamıştır. Diyeceğim bundan ibaret. Başkanım, benim tek eksiklik olarak gördüğüm iki tarafın bir arada hiç oturulup konuşulamadığı. İki tarafla biz esasında bir araya gelip konuştuk. Bir sefer biz bunu yaptık. O zaman o bilgim yok. Basına yansımadı. Bilgim yok, kusura bakmayın. Ama bir sefer yaptık bunu. Bununla da hakikaten gurur duymak lazım. Çünkü onları bir araya getirmek çok zor bir şey. Yani. Evet. Ve Tonya İskenderli ile ilgili orada bir yol çalışması var. O yol çalışmasını bekliyoruz. Tonya Belediye Başkanımız da konuyu biliyor. Orada bir tuvalet ihtiyacı var, evet. O yol oradan geçtiği andan itibaren Büyükşehir olarak onun hazırlığını yaptık. Orada onu tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah. Ve KTÜ yol çalışması inşallah Şubat ayı sonu itibariyle bütünüyle tamamlanmış olacak. Orayı hizmete açmayı planlıyoruz. Bir gecikme, bir özel durum olmazsa Şubat ayı sonu arkadaşlar yazdı bana. Ben 15 gün daha vereyim onlara. Mart ayının 15'i diyeyim size. İnşallah tamamlanmış olur.